Merhaba arkadaşlar, ben Emrah Tekin. Photoshop başlangıç eğitim setimizin 22. dersiyle karşınızdayım. Bu derste sizlere yazı yazma araçlarımızı, tekst araçlarımızı göstereceğim arkadaşlar. Word gibi programları kullandıysanız şu üstteki arayüze zaten aşinasınızdır. Ama buradaki araçları tek tek size tanıtacağım. 4 tane aracı var arkadaşlar. Horizontal Type Tool'u var. Tıklıyorum. Şöyle bir imleç çıkıyor. Yazı yaz diyor bana. Benim en son ayarlarım kayıtlı olduğu için bu şekilde ve şuradaki renk, şuradaki rengim seçili olduğu için bu şekilde hafif mavimsi bir şekil çizdi. T aracım arkadaşlar. Mesela yatayda bir yazı yazmamı sağlıyor benim. Yine arkadaşlar geliyorum. Bu yazının üstünde değişiklik yapmak istersem ne yapıyorum? T'yi alıyorum yine. Gelip yazının herhangi bir yerine tıklıyorum ve içine ekleme çıkarma yapabiliyorum. Burada dikkat etmemiz gereken şey, dışarıya bir yere veya köşesine bir yere tıklama yaparsak, tam üstüne getiremezsek yeni bir yazı yazma alanı açıyor bize. Buna dikkat etmemiz lazım. Değişiklik yapmak istiyorsak tam tıklamamız gereken yer yazının üzeri olacaktır. Burası bu şekilde. Bunun yanı sıra arkadaşlar şurayı bir anlatayım size. Üstte birinci sekme arkadaşlar yazının tipi. Bakın yazının tipi değişiyor. Gelelim şuradan ikinci kısmın aktif olduğu bir yazı tipine. İkinci kısım arkadaşlar yazı kendine has bir özelliği var mı? Normal mi olacak? İtalik mi olacak? Kalın mı olacak? Yoksa başka bir şey mi olacak? Bu her yazı tipinde değişiyor arkadaşlar. Farklı farklı oraya özellikler geliyor. Mesela buradan bir denk getirebilirsek herhangi bir yazı tipini, farklı ayarları olan, şöyle geleyim yukarıya doğru, tonla yazı tipi var arkadaşlar burada. Mesela Arial, bakın daha çok ayarları var. Bunlar yine isteğe bağlı, kullanabiliriz. Şurada 120 punto dediği yazımızın boyutu. Bu da açtığımızda 72'ye kadar bize veriyor ama kendimiz buraya tıklayıp 300'de yazabiliriz. 500'de, 1000'de arkadaşlar, 2000'de. Şu an 300'de mesela. Yazı nasıl olsun? İşte şekli nasıl olsun? Buradan bakın bir takım değişiklikler sağlıyor. Bunları da yine karıştırarak bakabilirsiniz. Sola hizalı mı olsun? Ortalı mı olsun? Sağ hizalı mı olsun? Bunu görmenin en iyi yolu iki satır halinde yazmak. Şöyle geleyim. Şöyle bilişim yazdım. Şimdi benim en son ayarlarım kayıtlı olduğu için bu şekilde geldi. Şöyle arkadaşlar bir enter daha atayım ben. Daha sonra bunu niye böyle olduğunu da göreceğiz. Mesela arkadaşlar şöyle seçiyorum yazımı. Bütün yazımı seçtim. Sola hizalı dedim. Tam ortadan itibaren sola hizalı. Ortaya hizalı dedim, ortaladı. Sağ hizalı dedim. Bu şekilde ayarladım. Tik'e basarsam şuradan onay tikine, daha sonra da bu yazıyı tekrar bu ortaya taşımak istersem, hatırlayacağınız üzere Move Tool'umu almam gerekiyordu. Bir şeyleri hareket ettirmek, taşımak için bu aracımı almam gerekiyor. Tutuyorum şöyle şu tarafa doğru taşıyorum. Yine arkadaşlar gelelim. Farklı ayarlarımız da var. Şurada arkadaşlar buna daha sonra değiniriz. Rengi var yazının. Bir yazının rengine tıkladım. Buradan İstediğim rengi verebiliyorum. Tabii yazımı seçtikten sonra önce seçmem gerekiyor. Nereyi boyayacağımı seçiyorum ondan sonra. Daha sonra arkadaşlar burada bir ayarlar menüsü var. Kapsamlı ayarlarını gösteriyor bu bana. Buna basarsam şurada karakter ayarları çıkıyor. Yazı tipi ne olsun? Kalın mı olsun? İnce mi olsun? Puntosu ne olsun? Şurada 120 dediği arkadaşlar. Biraz önce hani bilişim yazısı şu adımın o üstünde çıkmıştı ya, bu satırlar arasında ne kadar boşluk olsun onu gösteriyor. Mesela 72 dersem bakın yazılar birbirine, satır aralıkları yaklaşıyor. 250 dersem satır aralığı birbirinden uzaklaşıyor. Tabii şu an burada 2 tane 3 tane boşluk var, o yüzden tam net göremedik. Mesela geliyorum buna 100 diyorum. 100 deyince böyle oluyormuş. 300 deyince böyle oluyormuş. 500 deyince iyice aşağı gidiyor. 300'de dursun şimdilik.
Yazımız nasıl olacak? Metrik mi, optikal mi veya başka bir değer mi vereceğiz? Bu harflerin birbirine yakınlığı arkadaşlar. Şuradaki şekillerden de bunu anlayabiliriz. Bunları da çok oynamayalım. Şurada arkadaşlar harfler arası mesafe var. Mesela E ile M arasında ne kadar boşluk olacak? Geliyorum. 100 diyeyim, 200 diyeyim mesela. Bakın harflerin arasını açtı. Veya eksi 100 diyeyim. Harfleri birbirine bitiştirdi. Buraya istersem kendim de değer yazabiliyorum. Mesela 30. Kendim de seçebiliyorum. 0 yapalım. Yazının eni, dikeyde eni ne kadar olacak? Yani nasıl diyeyim? Göstererek yapalım. %200 diyelim bakın. Yazıyı böyle yukarıya doğru uzattı. Şeklini değiştirdi. 300 yapalım. Böyle. 50 yapalım. Böyle arkadaşlar. Yüzde kalsın. Aynısının yataydaki versiyonu arkadaşlar. Mesela 50 yapalım. Yazıları daraltıyor. 200 yapalım. Yazıları böyle genişletiyor enine. 100 yapalım tekrar arkadaşlar. Zaten arkadaşlar buradaki şekillerden de bunu anlayabiliriz. Mesela şuna seçiyorum şu harfi. Şuradan geleyim. Deneyelim. Bu da arkadaşlar belli bir harfi veya belli harf grubunu mesela tek bir tane değil hepsine de işleyebilir. Yukarıya doğru taşıyor bakın. Aynı metin paragrafı içinde mesela ne yazacağım ben? 2'nin karesi yazmak istiyorum. Şunu bir onaylayayım önce. Aldım. Buraya tıkladım. 2 tane 2 yan yana geldi. Ben bunu şunu seçip 2'nin karesi yazmak istiyorum. Buna 50 diyeyim. 50 az geldi. 250 diyeyim. Biraz fazla geldi. 200 diyeyim. Ve bunu da biraz küçültmek istersem yine bunu gelip 72 de yapabilirim şöyle ve 2'nin karesini bu şekilde yazabilirim. Yine arkadaşlar burada rengi var. Yazının rengini buradan da ayarlayabiliyoruz. Siyah yaptım mesela. Burada da arkadaşlar kalın mı olsun, italik mi olsun, başka bir şey mi olsun? Bakın buradan açıyorum tek tek. Hazır ayarları da var. Altı çizili, üstü çizili. T1 demiş mesela kareli bir yazım olacak. İşte üzerine kare mi gelecek? Onun gibi. Burada bir takım bir sürü ayarları var. Yine bunları da arkadaşlar kendimiz karıştırarak bakabiliriz. Yazı dili ne olacak? Türkçe mi olacak? Güçlü mü olacak? Farklı bir şey mi olacak? Buradan bakabiliriz. Yine paragraf ayarlarımız var. İşte soldan ne kadar boşluk bırakalım? Sağdan ne kadar boşluk bırakalım? İlk satıra ne kadar boşluk bırakalım? Gibi ayarları var arkadaşlar. Bunları da yine ihtiyaç dahilinde karıştırarak bakabiliriz. Burada dediği arkadaşlar hani şeklinden de belli oluyor biraz yakından bakarsanız. İlk satıra hizalama veriyor. Hemen şöyle yapalım. Alt alta iki tane adımı yazdım. Emrah yazdım. Geleyim şöyle. Yazımı seçeyim. Ben sadece ilk satıra mesela girinti vermek istiyorum. İlk satır biraz daha sağdan başlasın. Paragraf yapayım. Bunun bütün hepsini seçtiğim için hepsini götürdü. Sadece şunu seçersem. Bakın sadece onu ileri alıyor. Hani bir metin yazarken paragrafın ilk satırı biraz sağdan başlar ya. Bu onun için arkadaşlar. Şu bütün paragrafı, bütün metni ileri almak için ama muhtemelen seçili olan olduğu için almayacaktır. Yine arkadaşlar burada da başlıkla ilgili veya sonuyla ilgili sağdan ne kadar boşluk olacağıyla ilgili ayarlarımız mevcut. Bunları yine kendimiz karıştırarak bulalım. Bunu siliyorum arkadaşlar. Şuradan katman menüsünden seçip delete tuşuna basarak sildim. Şimdi bu T'nin altındaki diğer araçlara gelelim. Horizontal type tool yatayda yazı yazıyor. Vertical dikeyde yazıyor arkadaşlar. Yazdı yukarıya doğru. Bunu yine şuradan mouse aracımı alıp tutup aşağıya doğru çekersem görünecektir. Bakın Emrah yazmıştım. Dikeyde Emrah yazıyor. Bunun boyutunu biraz küçültürsem şöyle seçip daha net görünecektir. Dikeyde yazıyor arkadaşlar. Bu da bu şekilde. Bunun altındakiler arkadaşlar maskeliyor. Yatayda maskeleyerek yaz.
dikeyde maskeleyerek yaz. Nasıl yani derseniz, geliyorum. Şunu da kapatayım. Şuradan en son kullandığım köpek resim vardı. Bunu açayım. Geldim. Horizontal Type Mask Tool. Aldım bunu. Tıkladım buraya. Etrafı kırmızı yaptı. Emrah yazdım. Boyutunu da biraz büyüteyim ki net görünsün. Fotoğrafım çok büyük olduğu için arkadaşlar yazıyı iyice büyütmem gerekti. 1000 punto yaptım. Daha solda arkadaşlar tutup masumla bu tarafa alabilirim. Ama kesip alıyor ve oraya maske yapıyor. Şöyle geri alalım. Yazıyı arkadaşlar ben şuradan yazayım. Onayladım. Bakacak olursak arkadaşlar bir seçim yaptı. Bu seçimi kesip oradan alıyor, maskeliyor arkadaşlar. Mesela tutayım. Şöyle çekeyim. Bakın. Oraya maskeleme yaptı. İsterseniz şunu kullanın. İsterseniz şu fotoğraflı olanı kullanın. Bunun olayı bu. Şu da aynısını dikeyde yapıyor arkadaşlar. Yine yukarıya doğru gidecek. Şöyle yapalım. İptal edeyim. Aşağıdan yazayım. Bu da arkadaşlar aynısının dikey hali. Mouse'umu alıyorum yine. Şöyle bakın. Kaydırabiliyorum. Bu şekilde arkadaşlar bu araçlarımız. Bunlar da yine çok kullanmıyoruz. Bunun yerine kendimiz maskeleme işlemini öğreneceğiz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videomuzda görüşmek üzere.